Geleneksel ürün adı aslında 67-69 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda düzenlenen bir sınai hat türü benzeri olgudur. Fakat kanuna göre geleneksel ürün adı sınai hak olarak, sınai mülkiyet hakkı olarak kabul edilmemiştir. Bu yasa koyucunun tercihi şeklinde gerçekleşmiştir. Fakat bir sınai mülkiyet hakkı gibi, aynı coğrafi işaretler gibi küçük istisnalar dışında aynen korunmaktadır. Geleneksel ürün adı kolektif bir korumaya sahiptir. Yani geleneksel ürün adının sahibi olan kurumun kişisel ya da bireysel bir koruma hakkı yoktur. Geleneksel ürün adını herkes kullanabilir, ancak geleneksel ürün adıyla ilgili kullanım koşullarının ayrıca aynı coğrafi işaretlerde olduğu gibi gerçekleştirilmesi gerekir. Yasa tanımı Türkçe gramer kurallarıyla hayli uyarsız bir şekilde yapmıştır. Bu nedenle yanlış bir anlamaya mahal vermemek için yasadaki tanımdan hareketle bir tanımlama yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi geleneksel ürün adı aslında coğrafi işaretin benzeri bir sınai hak benzeri ürün türüdür. Coğrafi işaret nedir? Coğrafi işaret belirgin bir niteliği, ünü veya sair özellikleri bakımından köken olarak belirli bir yöre, alan, bölge ya da ülke ile özdeşleşmiş ürünün adı coğrafi işarettir. Coğrafi işaret menşe veya mahreç olabilir. Eğer coğrafi işarete konu olan ürünün üretim, işlenmesi ve diğer işlemlerin tamamı aynı coğrafi alan içinde ise biz bu tür coğrafi işaretine menşe, belirgin özelliklerinden en az birinin işlenmesinin, üretiminin veya diğer işlemlerinin aynı coğrafi alan içerisinde gerçekleştirilmesi halinde ise buna da mahreç işareti diyoruz. Geleneksel ürün adı ise birinci olarak ne mahreçtir ne menşeidir. Sonuç, geleneksel ürünün ilk koşulu coğrafi işaret olmamaktır. Ayrıca en az 30 yıl geleneksel bir ürün olarak kullanılmalı ve geleneksel ham madde ve malzemeden üretilmiş, ayrıca geleneksel üretim veya işleme yöntemi veya geleneksel bir bileşim şeklinde somutlaşmalıdır.